Sahrada sarob ko'ziga suv bo'lib ko'rinsa, ko'zi aldayapti uni. Yugurgisi keladi, lekin aql aytadi, to'xta, sen sahrodasan. Sahrada sarob suv bo'lib ko'rinadi. Yugursang halok bo'lib o'lasan, jim tur shu yerda. Deydi. O qulog'idagi ovozlardan ham adashishi mumkin. Hammasini aql to'g'rilaydi. Aql to'g'rilab, demak, ana shu insonni o'ziga foyda jalb qilishi, o'zidan zararni daf qilishiga katta xizmat qiladi. Bu esa o'sha saodati uchun, insonni baxti uchun, yaxshiligi uchun xizmat hisoblanadi. Ana aql buyuk bir ne'mat. Alloh faqat inson zotiga bergan xolos. Boshqa hayvonotlarda aql yo'q, miya bor. Insonda miya bo'lgan sanglari boshqa hayvonotlarda, masalan, eng katta miyalar filda bo'ladi. Kitta bo'ladi, lekin aql yo'q. Demak, gap miyada emas ekan. Ha? Aqlda ekan. Ana shu aqli bilan inson o'sha kitni ham ushaydi. Ha? Filni ham o'ynatadi. Aslonni ham, yo'lbarsni ham hammasini ishga solib o'zini manfaatiga ishlatadi. Ana shundan ko'pchilik xalqlar xulosa qilib chiqarib aytadiki, inson baxtga, saodatga erishi uchun aql bo'lishi kerak. Mana shu aql eng buyuk manba hisoblanadi. Bundan boshqa narsa yo'q. Mana biz aqlimizni ishlatib oyga chiqdik, Marsga chiqmoqchimiz. Uni qildik, buni qildik, insonni hayotini yaxshilash uchun ixtirolar qildik. Hamma yo'g'ni to'ldirib tashadik. Samolyotlar qildik, poyezdlar qildik, kemalar qildik, kompyuter qildik. Mana hammasi nimaga? Insonni yo'lini qisqa qilishga, og'irini yengil qilishga, unga rohat bag'ishlashga, mashaqqatdan chetlashga xizmat qilyapti. Ana aqlga sajda qilinglar, aqlni ulug'laylar, aql insonni inson qilgan, taraqqiyotga erishgan narsadir deb hozir hammasi bir ovozdan nima chaqiriqlar bilan chiqishyapti. Lekin musulmon ulamolar hammalari, xususan Abu Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhi, yo'q, to'xtalari. Insonni hamma tarafi chegaralangan bo'lgani kabi aqli ham chegaralangan. Aqli ham chegaralangan. Ma'lum narsalarga yetadi, ma'lum narsalarga yetmaydi. Undan keyin aql bilan aqlni farqi bor. Bir jamoada 1000 ta odam tursa, bitta gapni aytsangiz, hammasi men to'g'ri tushunyapman deydi-yu, boshqacha bo'ladi bir-biridan. Insoniyat hozir mana necha 206 ta davlat bor butun dunyoda. Har bir davlat dunyodagi eng yaxshi davlat manman deydi. Bizga hozir bizga qo'yib bersa, biz ham shunaqa deymiz. Demak, aql aqldan farq qilar ekan. Undan keyin eng ajoyibi, eng afsuslanarlisi, insonni aqli xatoga yo'l qo'yadi. Hozir dunyoda zararli narsalarni hamma biladi, lekin qilaveradi. Mast qiluvchi ichimliklar insonni sog'ligiga, iqtisodiga, jamiyatiga, miyasiga, o'pkasiga, yuragiga, jigariga zararligini hamma biladi, lekin chiqaraveradi. Musobaqa o'tkazishadi, har yili oltin medal beradi yaxshi chiqarganiga, ko'p sotilganiga. Ana insonning aqli nimaga oboryapti? O'ziga qo'yib qo'ysa. Mana g'arbda hozir nima bo'ldi? Bir jinsli nikoh degan narsani o'ylab chiqishdi. Erkak erkakka uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Ilgari kuni Britaniyaning parlamenti shu qonunni chiqardi. Avval boshqalari chiqargan. Insonlar dod voy deyapti, biroq quloq solmaydi. Erkak erkakka uylanyapti, bir-birini quchoqlab rasmga tushyapti, televizorga boryapti, gazetaga chiqaryapti, maqtanishyapti. Biz inson huquqlarini yuqori cho'qqisiga chiqdik deyapti. Xotin xotin bilan shunaqa ish qilyapti. Endi ikkita erkak zaksdan o'tib, nikohdan o'tib, er xotin bo'lgan, bola boqamiz deyapti endi. Bola boqamiz deydi. Ota-onasi yo'q bolalarni olamiz. Bu ota-onalik hissini tug'ilgan, hali vijdoni bor dod deyapti ular. Sani qaysi birini ona deydi bola, bechara. Ikkita ayol bo'lib bitta bolani boqsang, qaysi birini ota deydi? Bolani kichkinaligidan rasvo qilishasan u, deyishyapti. Yo, bo'laveradi deyapti bular. Ana insonni aqlini o'ziga qo'yib qo'ysa, qayerga boradi? Shuning uchun bizning aqidamizda insonni aqlini peshlaydigan, xatosini to'g'rilaydigan,
nuksanını tolduradığan narsa buluş gerek. O vahiydir. Vahiy Allah Teala'nın talimatlar toplamıdır. Bu dünyanı yaratken Allah, özünü dünyada yaratken narsalarını gültacı kılıp insan zatını yaratken Allah, insan kende yaşasa saadetke erişsini yakşı biledigen Allah, insanını saadetke başlaş için özünü talimatlarını vahiy deyip yubarı peygamberleri arkali insaniyetke tartık kılıyor. Ana o şey vahiy, ilahi talimat akılını peşlep duradı. Hatasını doğrulaydı, nuksanını tolduradı. Ana o şey vahiy, insanın aklıga 30% karatılgen buladı, insanın aklıga. 70% insanın kalbiga karatıladı. Çünkü insan kıladığın narsasını, türtküsü, karar kabul kıladığın cayı kalbidir. 70% kalpten çıkardı, 30% akıldan çıkardı. Bunu Müslüman masler keşif kılıçtı. Şunun için bazı vakitlerde insan akıl bağı var kımaydığın işlerini kıladı. Ana hazır erkek erkekle uylansa buladı, ayol ayolga uylansa buladı degen akıl bağı var kımaydığın iş. Şu. Aklın var diyepti o şeyler, profesör o şeyler, devlette başlığı o şeyler, bunu uğradı diyepti. Aklı var o, kalbi yok. Allah'ın dininden bir haber. Ana şunun için bana şunu kabul kıladı. Ana kalbiden çıkan kişiler gerek olsa demek o şu akıl bağı var kımaydığın işlerini kıladı. Bana hazır ama roza tutuyordu. Özüden özü, özünü özü mecburla ihtiyarı bilen aç kalıp, çankap, şehvetten deyip kündüzü ıslıkta yürüptü. Başka halde nereki tarafları karasıyla bunlar esi yok, nümaklı iş yaptı deydi. Lekin kalp şunda çarla yaptı. Allah'a ibadet kıskeli yaptı. Acrı var, sevabı var, şunu anlattı yaptı, vahiy şunu haberini vergen. Ana şunun için şeriatta gelen her bir narsa insanın baktığı hizmet kıladı, saadetine hizmet kıladı, bu dünyasına hizmet kıladı, ahiretindeki saadetini mükemmel bir edilen işler buladı. Şunun için biz bu hakikatini doğru düşünüp yetişimiz gerek. Vahiy, yani ilahi talimatlar, dini talimatlarını kunt bilen organışımız gerek, onlarla ihlas bilen amar kılışımız gerek, ibadetimizni cayide kılışımız gerek, hamma tarafını yorga koysak, inşallah yaxşı buladı. Elhamdülillah, ötken vakitlerde buna kadar sallardan bizde yok idi. Ahirgi yıllarda elhamdülillah dinimizni organ yapmız, şu vahiyge tekişliğini organ yapmız, adabli, ahlaklı bol yapmız, ibadetli bol yapmız, hayri ihsanlı yürü yapmız, hamması yaxşılanıp bari yaptı. Yine şu işini devam ettirebilirsek, marifetimizni ziyade kılabilirsek, ilmimizni ziyade kılabilirsek, yine hayratlar, berekatlar, bu dünyanın saadeti, ahiretinin saadeti hamması birin ketin kele uğradı. Bunların hamması biz için, ailemiz için, cemiyet için ve bütün insaniyet ve bütün varlık için hayır berekanın manbası buladı. Çünkü Allah'ını körsetken narsası doğru bulmasa ne doğru buladı? Allah'ını özü yollab koyduğun yol, yakşı yol bulmasa kaysi yol buladı? Allah bana şu saadet deyip koyduğun narsa saadet bulmasa ne saadet buladı? Ana, bana şu narsalar bizi daim yadımızda turuş gerek. Biz namaz okuyatkenimizde, roza tutkenimizde, köşede buraya yakşılık kıganımızda, yamallikten çetleganımızda, adamlarını aldemeganımızda bu özümüzden çıkmaz. Allah'ın talimatı asasında kılıyamız. Şunun için Allah bize sevap veredi, acir veredi, hayır veredi, bereke veredi.